Gerçeği budur. Beşiktaş'ın bugün %100 bir penaltısı verilmemiştir. Saatçi ne yapıyor? Bence de verilmedi. Müthiş bir... Opare. Kim? Opare Saatçi. Sakat. Ya Rasim dur Allah aşkına ya. Hayır baba yani öyle konuşuyor. Eskiden bilir misiniz? Trolleybüsler binince biletçi vardı arkada. Bir tam bir şebeke derdik. Mesela annemiz şebeke de paso. Hocam ben bir şey söyleyeyim mi? Bir gün İstanbul'a yeni gelmişti. Evet. Taksim'den Beşiktaş'a iniyorum. Tamam. Gümüşsuyu'ndan mı? Evet Gümüşsuyu'ndaki dolmuştan. İşte İzmir'den geldik 18-19 yaşında. İniyorum Beşiktaş'a. Bindim işte öne. İstanbul çok güzel şey. Tam böyle Eylül ayıydı. Para verdim. Herkes işte bir tam, iki öğrenci. Bir de neydi biliyor musun? İki tam bir hayvan dedi. Ne oluyor dedik. Kimi gösterdi? Ya yanında da sevgilisi var. Bir daha kız arkadaşı var. Hayvan kim? İşte hayvan sevgilisi. Kavga etmişler. İki tam bir hayvan diye uzattı. Şeyde. İki tam bir hayvan. İki tam bir hayvan. Dolmuş yöpersine hayvandan ne alacağım diye merak etti bana. Ya mesela bir tezahürat var. Biraz ayıp ama ben mesela duyunca çok hoşuma gülüyorum hocam. Hangisi? Ya. Hocam iki gelsin iki, iki gelsin iki aa falan filan. Bilmiyorum ilk defa. Ben sana sonra söylerim yayında. Ulan 89 giyiyorlardı altıyı niye giymesinler? Hocam altı ya. Sevimli cazip gelmez altı bak mesela. Altı bey. Var. Bakın bey. Altı. Yani, Türkiye'de futbol altıyı sevmez. Liverpool seviyor. Altı şerefsiz bir rakam. Hocam altı şerefsiz bir rakam. Hocam, tamam. Döktüm üzerine. Ya, böyle bir şey var mı ya? Bir de dökersen bu çıkar. Ya bir adam kabiliyetsiz bir adam niye hakem oluyor o zaman? Sinan'a göre dün akşam öyle dedi. Hangisi? Bu yediğin gole analiz yapmak. Çocuğun Ferhat'ın yediği gole bir şey söylemek. Falan diye bir kelime yok hocam. Okabazlık yedi. He? Okabazlık. Hangi, ne, nasıl ankette? Hangi ankette? Hayır ankette. Bu golün altında bir şey aramak okabazlık. Okabazlık falan demedim hocam. Koysunlar dün akşam kaşeti. Koysunlar okabazlık kelime. Ben bunun altında şike var demem ben. Yorumunu yaparım. Rezil bir gol dedim. Cumartesi akşamı. Hayır hocam. Yediği golden hicap duydum. Çok kötü gol yedi dedim. Ben bunu söylemem. Hocam bak bir derdin varsa bir sıkıntın varsa söyle. Kalkıp da yani böyle bir tripalak falan konuşma burada. Milleti burada kamuoyunun önünde rezil olmayalım millete. Bir sıkıntın varsa ben bir şey söylediysen içinde bir şey kaldıysa söyle hocam içinde olur. Bir şey kalsa. Ben hokkabazlık falan filan kelimesi de, ben sadece bir camiaya yaranacağız diye bir camiaya kalkıp da lekelemem. Ben şikelemem. Rezil bir gol yedin dedim. 100 kiloyum ben yemem dedim o golü. Evet. Bana ne? Şike derse onu gitsin savcısı, yargıcı telefonlar dinlesinler baksınlar. O beni ilgilendirmez. Siz şike dediniz diyemem, böyle kardeşim. Bir gol yenmez. Yenmez. Rezil bir gol yedin. Çok kötü oynadın dedim. Bunların hepsini ben söyledim. Tamam. Ben konuşmayayım o zaman. Sen istiyorsan şike söyle. Ben konuşmayayım tamam. Siz buyurun konuşun. Ne alakası var? Şike ediyorsan söyle. Konuşunca dert, konuşmayınca peki dert. Peki sana göre şike mi hocam o? Tamam siz bakın işinize. Problemli mi o hakikaten? Evet. Yani Ferhat da Deylemirir hakim yapmış ya. Evet Deylemirir. Seyircilerine, taraftarlara... Snyder'in attığı gol anlaşmalı mı diyor orada. Türkçesini hemen söyleyelim. Snyder'in attığı gol anlaşmalı mı? Şeklinde böyle alçakça bir anket yapmışlar. Bunun da altını çizerek belirtelim. Evet alçakça bir anket ya. Deylemirir'e ne oluyor be? Ulan Türk Ligi ile mi ilgileniyorsunuz siz be? Bu ne? Ya kardeşim. Çölde bir bedeviydi. Bravo. Petrolü buldu. Limuzine geçti. Limuzine geçti. Reklama giriyor muyuz? Hocam. Unutma. Bahtsız bedeviyi. Hocam. Reklam. Reklam. Bir şey diyeceğim. Çölde. Kutu bayısı. Kutu bayısı. Ya var ya. Var ya hocam. Evrenden. Haksızlık edildi diyor. Evren. Evren haksızlık etti. Evren. Bir dakika. Kendine gel. Ya Rasim yakışıyor mu senin gibi adam? Sana diyor bir dakika. Haksızlık yapıldı kim? Hakem mi? Ben diyorum ki hakem. Evren. Dört kritik kararda bana göre doğruyu yaptı. Gidebiliriz. Tamam. Ahmet Cagar gelmez. Gelmez olur mu? Gelmez. Gelmemem lazım. Öyle oyunbazanlık yapıyor. Yine ne oldu? Aa, baksana. O ilk dakikada olay çıktı aramızda. Hakikaten niye Ahmet Çakar gelmez diyorsunuz? Gelmez. Niye gelmez? Kim diyor gelmez? Kim dedi Ahmet Çakar gelmez diyor. Ahmet Çakar gelmez. Niye Çakar gelmez? Gelmez. Niye gelmiyor? Biz geliyoruz Ahmet da niye geldi? Ahmet Çakar önce bakar geldi. Ona göre gelir. Neye bakar? Neye bakar? Twitter'dan ne diyor millet? Ya hocam. Twitter milletinin şeyi. Hocam sen bir... Bu akşam enteresan bir takım tweetler mi attın? Ooo yine mi ne attın? Hayır bana buraya gelirken arkadaşlarım aradı. Arkadaşlarım beraber nasıl arkadaşlar arıyor? Hocam, beraber seyrettik maçı. Ya abi nerede ya? Hocanın hesabı mı çalındı dediler? Yok hesap yeri belli Allah'a şükür. Ne o benim kardeşimdir. Güven. Kim o? Kim? Tamam karıştırma beni. Kim o? Kim? Sulandırma. Hocam ne oldu ya? Kim? Anlamadım kim?
Sulandırma. Kim? Sulandırma. Taştırma. Tamam hocam, sorma, geç konuyu, geç. Konuyu geç. Hocam bunu. Kaseti geç. Ya Ertem. Ertem kaseti geç. Ertem boş mu gülüyorsun? Rasim kimi Rasim? Ya bir sus be. Kimi diyor? Abi. Hocam Sinan'ın geri anlattığını anlatıyorum. Ha. Bu benim kardeşim değil. Ben nereye anlattım? Güvenlikçi arkadaş. Ne anlattım ben? Hasta mısın oğlum? Sen de şahit olmuşsun ya. Ben ne anlattım? Ben hiç anlatmadım. Tamam. Ya bırak hocam ya. Bak. Lavaliye bak Beşiktaş'ta oyuncuların. Yaptır ortayı. Bizim İsmail Köybaşı'na bak. 5 numaralı. Bak. Bak. Lavaliye bak baba. Bak sanki dut ağacından dut alıyor bak bak. Bak dut topluyor baba. Baba. Lay lay lom büyük adada geziyor bak. Bakar mısın? İsmail'in kafa. Ya İsmail'in kafa çıkışına bakar mısın Ertem ya? Bak baba. Çok iyi. 2-0'ın verdiği rahatlık işte. Ertem'ciğim. Bak. Bak. Bak pozisyona. Bak. Hop. Bak ağaçtan dut aldı. Hop dedi. Buyurun. Bana bakıyorlar. Hala bakıyorlar. Hoca gelmiş. O kadar çok şey bak. Bir defa. Rasim utanmadan. O da bana Bilo diyor. Derim tabii. Yuh. Derim tabii. Koskoca devletin albayına Bilo de. O da sana tabii Amo de. Sen Bilo mesaj göndermiş. Yavrum. Evladım. Bilo. Evladım. Ama sen çocuk bundan biloları, tanıyorsun tabii. Biloları, Amoları filan bırak da. Sen bugün 30 santim içeri çarpan topun. Doğru söylüyorsun. Hakem tarafından. Ya ben abartıyorum. Adil adamım. Kasımpaşa'nın golü haktır. Sinan abi selam faslına geçiyor. Sinan evet, abiyle tamam. Sizi baş başa bırakırken çok önemli bir mesaj aldım. Pazarlar diliyorum. Çok önemli bir mesaj aldım. Ayşe Esed'i dedi ki Sinan abi sakalı bıyığı kes dedi. Kes mi dedi? Ayşe öyle söyledi. Ayşe kardeşim öyle söylerse keseceğim Mevlüt. Kusura bakma. Ayşe Estetik ne derse odur. Ayşe Estetik ve cilt bakımında gelmiş dedi. Cildin de bozukmuş Sinan abi dedi. Kızım Ayşe gittin Almanyalılara bir haftadır. Bakımsız kaldık bak. Mevlüt baktı gerçi saçı maça ama saç tamam Mevlüt 10 numara saç. Çok güzel. Ama Ayşe dediyse Ayşe. Vallahi bence yakışıyor ama. Hakikaten mi? Vallahi ama Ayşe kes dedi keseceğim yarın hemen keserim. Fener'in oturmuş takım Shakhtar'ı eleme ihtimalini görmüyorum. Daha da ileri gidelim sonra. Fener Shakhtar elesin sakalımı keserim kardeşim. O bunu toptan. Yazalım. Toptan mı? Yazın keserim. Ama Shakhtar'ın da güç kaybettiğini söyleyin. Fener sakalını keserim güzel, dedi. Güzel, güzel iddia. Ben getireceğim. Güzel. Fener Shakhtar'ı elesin. Sinek kaydı keserim. Bu kadar emin. Berberi'den getireceğim. Bu kadar emin. Haydi Fenerbahçe diyoruz o zaman. Evet bak. Elemezsen seninkini kesiyorum. Neyi? Fener elerse ben kesiyorum. Shakhtar elerse şey kesiyor. Sakalını. Yok kesiyorsun. Abi niye kesiyorsun? Herhalde sakal. Saç mı keseceksin? Ya Rasit. Ya bıraksana Ertem keseceksin sakalını. Karşımızda bir dakika. Kesmeyecek biliyorum. Keseceğim ya. Yemin ediyorum. Sinek kaydı. Sinek kaydı. Damat sesleniyorum. İzin veriyor musun Nagihan? Mesaj atar mısın? Burada söyledik söyleyeceğimizi. Damat tıraş. Hakem dediği gibi futbolcunun psikolojisini anlamaz. Taraftarı iyi analiz etmelidir. Pozisyonu daha önceden tahlil etmeli. O top oradan oraya giderken bunları anlamaz. Onun için diyorum. Bir şey anlatayım mı? Ben hakemim. Hakem zeki olmalı. Ahmet Güvener diye MHK başkanı vardı. Bir gün Ahmet Güvener zeki bir insan mıdır? Zekidir. Ben hiç... Buyurun o zaman niye hocam, MHK başkanı oldu? Bir dakika. Hayır gerizekalı bir adamı... Bir dakika MHK başkanı yaparlar mı hocam? Çok gerizekalı adam MHK başkanı oldu. Kim mesela? İsim veremem. Niye vermiyorsun? Bak çok gerizekalı FIFA hakemi tanırım. Çok gerizekalı üst düzey hakem tanırım. Çok gerizekalı MHK... Ya hakemleri şey falan mı zannediyorsunuz? Ordinaryos. Üstün dolayı. Ordinaryos. Hakemlik bir şey değil mi? Yandık o zaman biliyor musun? Hocam nedir hakemlik? Yandık o zaman. Hakemlik nedir hocam? Yandık o zaman biliyor musun? Hakemlere kendimizi teslim ettik. Hakemler konusunda da yeter. Hakemler zeki şudur var. Hakemler malı tanıyacak malı. Şakal olmuyor. Aynısını söylüyoruz hocam işte aynı. Şakal. Hocam gel gerçeğe gel. Ben söylüyorum diye tersini savunma. Hayır hayır. Hakemler akıllı olacak, zeki olacak. Gerekirse çok üstün zekalı olacak. Geri zekalı olmayacak bunu söylüyorum. Ben şu anda gördüğünüz hasbelkader Einstein olarak doğmuşum. Einstein'sın bırak o değil ama zeki bir insansın. Mesela bir şey söyleyeyim hocam. 4 tane 5 tane. Utanmadan geçen hafta Survivor'da. Rasim Ozan Kütahyalı adlı yeni yetme. Sinan Engin adlı. Bana öyle yaz dediler. Bir dakika Sinan Engin adlı içindekileri şakayla kusan. Ertem Şener adlı
sıvacıların Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük sıvacısının benle ilgili laflarını duydum. Ben nasihat veririm. Ben öldüğüm vakit mezar taşıma şunu yazacağım. Ben biliyorum ne yazacağım. 1962'de doğdu. Sonu işte 2018. Sana mezar bile bulamayız. Yanlış anladım. Benim mezar kabul etmez. Seni mezarlıklar bile kabul etmez. Seni mezar bile kabul etmez. Seni mezar bile kabul etmez. Sen Volkan'ın hatalı olduğunu söyledin. Söylüyorum. Sen demedin ama. Onu demiyorum. Sen demedin. Onu demiyorum. Hangisini diyorsun? Her sonundan sonra bu benim kardeşim. Kardeşim hocam ben ya, hocam ben herkes hocam ben futbolcuyum yazılırız. Hocam Volkan benim nereden kardeşim? Hocam ben nasıl senin gibi değilim. Bir anlat bakayım bir abi. Volkan, bir de sen sarıcı Kartal Spor'dayken bir dakika. İsmet böyle Kartal, bir adam. Hocam Kartal Spor'dayken Volkan hocam organik bir kardeş veriyor. Alacağım oyuncuydu benim. Ama sen olmasan biz gidemeyebilirdik. Sen çünkü büyük iş Fatih Terim. Narsist bir diktatöryel davranışlar manzumesi içerisinde 2 seneyi götürdün ama bu senin Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi hoca olduğun gerçeğini de ortadan kaldırmaz kardeşim.